Herkese merhaba. PG ve Trade ile alakalı aklınıza takılan her soruyu ana sayfaya geldiğinizde ana sayfadaki bölümlerden görebilir. İçerisinde hangi özelliklerin bulunduğunu buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca sitenin içerisindeki var olan bütün analizler burada sıralanmış ve bunlara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Ve merak ettiğiniz, bana sıkça sorduğunuz sorular için bir sıkça sorulan sorular bölümü var. Burayı da okuyarak site hakkında, HG ve Trade sistemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunların dışında bize ulaşmak isterseniz yine sayfanın en alt kısmında bizimle iletişime geçin kısmını doldurup bize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün gelen istekler üzerine şişe videomuzun devamını, güncellemesini çekeceğiz. Burada bu sekmeleri mutlaka her zaman inceleyin diyoruz arkadaşlar, grafiği açmadan önce. Size fikir verip yardımcı olacağını düşünüyorum. İlk defa izleyen arkadaşlarımız varsa lütfen bir önceki şişe videolarını tarihe göre bu videomuzu izlemeden önce açıp izlesinler. Takip açısından çok faydalı olacaktır. İlk önce ne yapıyorduk? HG ve Trade lazerimizi grafiğimizin üzerine atıyoruz. Neydi lazerimiz? Trendimizin gücünü ölçen yazılımımız arkadaşlar. Burada mavide gözüküyor, güçlü de. Fiyatın şöyle bir aşağı sarkmasına rağmen hala mavide gözüküyor. Fiyat lazerimizin altına gelmiş. Lazer tek başına hiçbir zaman bize yeterli değildi. Ne yapıyorduk? Ghost Fibo uzun vademizi açıyorduk ilk önce. Lazerimizi de kaldırıyorduk. Yani kafamızı karıştırmaması açısından. Ne demiştik daha önceki videomuzda? Uzun vademizi açtıktan sonra fiyatın Ghost Fibo karar bölgesi 7.31'in üzerinde olduğunu zaten görebiliyoruz demiştik. Bu aradaki kocaman boşluğu ne yapacağız diyen arkadaşlara da hemen bir sonraki aşamaya geçiyorduk. Ghost Fibo orta vadeyi açıyoruz demiştik. Şimdi şöyle yakından bakalım mevcut yakın fiyatlar üzerinden. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Geçiş bölgemizin her zaman 1-2-6 yani burada 7-69 bölgesi bizim için önemlidir demiştik arkadaşlar. Bu üstünde de geçerli. Yani üst 2 alt 2 olarak bakıyorum ben buna. En önemli yerler olarak. Bakın şimdi fiyatımıza nerede durmuş. Kapanış 7.70. Ghost Fibo ara desteğimiz 7.69 arkadaşlar. Yani 0.01 için lütfen beni de üzmeyin. Gayet güzel çalışmış ara destek. Fiyatımız ara desteğin 0.01 üzerinde kapatmış. Yani hemen hemen milimetrik çalışmış diyebiliriz. Ki zaten biz bunları bölge olarak alın diyoruz her zaman arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ne demiştik daha önce? Fiyatımız buralarda gezinebilir demiştik değil mi arkadaşlar? Benim için bir sıkıntı yok demiştim. Fiyat oldu da ya burayı yani 7.69'u ikinci ara desteğimizi aşağı kırdı diyelim. Aşağı kırarsa ne yapacağız? Burayı aşağı kırıp burada kalıcı olursa gözünü Ghost Fibo karar bölgesi 7.31'e dikebilir arkadaşlar. Bunu aklınızdan lütfen çıkarmayın. Aşağı gitmedi. Aşağı gitmedi. Burada kalıcı olmaya devam etti. 7.69 üzerinde kalıcı olmaya devam etti. Ne olacak? Ne yapacağız? Bir sıkıntı yok. Yükselişten söz edebilir miyiz? Hayır. Yükselişten söz etmemiz için ne yapması gerekiyor demiştik arkadaşlar. Geçiş bölgesine bir kere girmeli ilk aşamada. Fakat nasıl girmeli?
şu şekilde değil kesinlikle. Bu şekilde bir yükselişle girerse aynı şekilde bir barla geri dönebilir. Bunu Ford Oto videomuzda canlı örneğini görebilirsiniz. Biz nasıl geçmesini istiyorduk bu bölgeye? Bu bölgeyi diyorduk her zaman iki kıta arasında bir köprü gibidir. Bir kıtadan bir kıtaya geçilecekse bu köprüden yavaşça sindirerek, burada dinlenerek bu köprüyü geçmelidir diyorduk arkadaşlar. Fiyatımız ne dedik? Eğer diyelim burayı Ghost Tube ana direnciniz 8'i kırdı. Burada kaldı. Ya bu benim için olumlu. Ama biz ne diyoruz? Geçiş bölgesinin dinlenecekse üstünde dinlenmelidir diyoruz arkadaşlar. Yani geçiş bölgemiz neydi? 8-21. Bir yukarı yönlü hareket söz konusu olacaksa geçiş bölgesini 8-21'i kırıp üzerinde kalıcı olmasını beklerim. Fiyat buralara gelirse tekrar güncelleriz arkadaşlar. İsteğe ve yoruma göre. Soracağınız şeyler varsa yorum kısmına lütfen yazın. Bu videolar sizin için çekiliyor. Sizin sorularınız üzerine çekiliyor ve değerlendiriliyor. Bu şekilde devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler.